sıkı takipçiler iyi bilir. Oldum olası filmlerdeki zekice detaylar hep dikkatimi çekmiş ve elimden geldiğince de bu keyifli detayları sizle hem şu Instagram hesabımızda hem de burada paylaşmaya çalışmışımdır. Son bir yıl içinde hazırladığım şu detay videolarını toplamda 2 milyon kişi izledi. Fakat artık hep aklımda olan filmlerdeki ilginç detaylar serisini de başlatmak ve sizle bu detaylar üzerine konuşup sohbet etmek istedim. 100 bin aboneye doğru hızla ilerlerken ki belki ben bu videoyu hazırlarken bile çoktan 100 bin kişi olmuşuzdur. Eğer olmuşsak yoruma şunu koyup benim sevincime ortak olmayı unutmayın. 2016'dan beri kanuntavsiyesi.com'da film tavsiye ettiğim için izlediğim binlerce filmdeki dikkatimi çeken o detayları hep bir köşeye not almıştım. Bu videoda bunlardan 19'unu sizle de paylaşmak istedim. Eğer Kaan bu seriyi devam etmeli derseniz ve hemen videonun beğeni ve yorum kısmından bana bunu belli edebilirseniz hızlıca bu serinin ikinci hatta üçüncü videosunu da sizle buluşturabilirim. Birazdan göreceğiniz bu detaylardan kaç tanesini bu videoyla birlikte fark ettiğinizi de yorumlara yazmayı unutmayın tabii. Diyor ve sizle paylaşmak istediğim o ilk detaya geçiyorum. Çocukluğumdan beri düşünüp durduğum uyuyup rüya görsem, o rüyada da yatıp bir rüyaya daha dalsam, acaba nasıl uyanırdım? Fikrini nefis bir şekilde işleyen Inception'ı çoğumuz izledik ve su gibi akan senaryonun içinde kaybolduk. Fakat muhtemelen başrollerimizin isimlerinin öyle rastgele seçilmediğini, bu isimlerin baş harflerinin aslında dreams, yani filmin de işlediği asıl konu olan rüyalar anlamına geldiğini elbet fark etmeyenler vardır. Bu ince işçilik her aklıma geldiğinde bana hep ulan Nolan ne adamsın dedirtmeyi başarıyor. Ayrıca filmde DiCaprio'nun hayat verdiği cop karakterinin ismi de Nolan'ın ilk filmi olan Following'deki karakterden geliyor. Nolan bu ismi kullanarak 2020'de hayatını kaybeden ünlü Amerikalı mimar Henry Cobb'a da bir selam çakıyor. Çünkü mimari filmde çok büyük bir yer tutuyor ve Nolan hem karakter ismiyle hem de pek çok sahnede gösterdiği mimar Cobb imzalı gökdelen ve binalarla bu ünlü mimara bir şapka çıkarıyor. Bu arada filmde başrolümüzün gerçek dünyada mı yoksa rüyada mı olduğunu anlayabilmek için de DiCaprio'nun yani Cobb'un parmağına bakmamız yeterli. Parmakta yüzük görüyorsak rüyadayız. Görmüyorsak gerçek dünyadayız demektir. Sıradaki detayımız ise müziğini duyar duymaz içimizden bir şeyleri kıpır kıpır etmeyi başaran nefis film Hızlı ve Öfkeli serisinden geliyor. Serinin 2006 yapımı Tokyo Drift filminde Sean'ın ilk drift denemelerini gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu sırada kameranın da sık sık limanda oltayla balık tutan adamlara odaklandığını fark ediyoruz. Fakat bu adamlardan biri sıradan bir balıkçı değil. Adamlarımızdan biri tüm dünyada drift kralı olarak bilinen Japon yarışçı Keiichi Tsuya'nın ta kendisi. Film bu şık hareketle bu büyük ustayı da onurlandırmayı ihmal etmiyor. Çok sevdiğim filmlerden biri olan en iyi yardımcı erkek oyuncu, en iyi film kurgusu ve en iyi ses miksajı olmak üzere 3 Oscar birden kazanan ve vizyona girdiğinde tam 49 milyon dolar gişe yapmayı başaran nefis film Whiplash sadece 19 günde çekildi. Hala izlemeyen kaldıysa benim yıllardır ara ara YouTube'da hala kendimi filmdeki müzikleri dinlerken bulduğum bu nefis filmi kaçırmasın derim. Henüz 28 yaşında aramızdan ayrılan Joker denince ilk akla gelen oyuncu olan Heath Ledger ölmeden kısa bir süre önce Doktor Parnassus filminde oynuyordu. Fakat Ledger filmin çekimleri devam ederken hayatını kaybetti. Filmin iptal olması gündeme geldi ve birden acayip bir şey yaşandı. Colin Farrell, Johnny Depp ve Jude Law gibi 3 büyük isim çıkarak Ledger'ı temsil etmekten büyük onur duyacaklarını söyleyip yarım kalan rolü devam ettirdiler. Üstelik bu da yetmezmiş gibi filmden alacakları tüm kazancı da Ledger'ın kızı Matilda'ya verdiler. Çok kral hareket. Nefis film Baby Driver'da başrolümüzün bir kafede sipariş verirken caddede gördüğü kıza vurulduğunu görüyoruz. Başrolümüz kızı görmeden önce hemen arkasındaki duvarda çizili olan kalbin siyah fakat kızı gördükten sonra ise bu kalbin kırmızıya döndüğünü görüyoruz. Çoğu kişi fark etmese de film bu çok küçük hareketiyle başrolümüzün aşkı bulduğunu bize zekice bir şekilde göstermeyi başarıyor. John Wick serisinin ikinci filminde gördüğümüz şu çevirmeli telefon Matrix'teki telefonla aynı. Tıpkı Memento filminde Teddy'nin telefon numarası ile Fight Club'daki Marla Singer'ın telefon numarasının aynı olması gibi. A1'de Keanu Reeves Matrix'te söylediği "Guns. Lots of guns." repliğini yıllar sonra John Wick'in 3. filminde de tekrar söyleyip Matrix'te de bir selam çakıyor. "Guns. Lots of guns."
Görsel efektleriyle sinema dünyasında yeni bir çağ açmayı başarmış olan nefis film Avatar'da izlediğimiz insanlar aslında işgalci, emperyalist güç olarak gösterilen Amerikalılardı. Film özellikle Amerika'nın Irak politikasını kimsenin beklemediği bir şekilde eleştirmeyi başarıyordu. Filmdeki şu toplantı odası sahnesine bakmanızı istiyorum. Dikkatinizi bir şey çekti mi? Biraz daha uzaktan bakarsanız işgalcileri temsil eden arka planda dev bir ABD bayrağı silüeti oluştuğunu fark edebilirsiniz. Sahi, ABD bayrağının tam şurasında kaç yıldız vardı? 50 mi? Sadece 15 bin dolar bütçeyle çekilen ve tüm dünyayı sallamayı başaran Paranormal Activity filminin gişeden elde ettiği toplam gelir tam 193 milyon dolar. Olur da hesaplamak isterseniz güncel dolar kurunu da şuraya bırakıyorum. Fakat siz bu videoyu izlerken tekrar bir kontrol etmenizde fayda var tabii, malum. Nefis film Interstellar'daki babamız Cooper'ın kütüphane içinden kendisini, kızını terk ederken gördüğü sahnede kafasını dayayarak ağladığını, kafasını dayadığı yerde ise Louis Lowry imzalı şu kitabı görürüz. Bu roman ihmalkar ailelerin çocukları üzerindeki etkisini konu alıyor. Yani aslında tam da bu sahneyi. Gerçekten nokta atışı bir detay. Apple kurumsal imajını korumak için filmlerde kötü karakterlerin iPhone kullanmasına izin vermiyor. Yani aklınızda olsun. İzlediğiniz bir filmde kötü kişiyi veya bir katili arıyorsanız kullandığı telefonlara bakın. Eğer kullandığı telefon iPhone ise o kişi kötü biri olamayacaktır. Bu yüzden kolayca diğer adaylara geçebilirsiniz. Matrix'in 18. dakikasındaki sorgu sahnesinde bir anlığına Neo'nun pasaportunu görüyoruz. Fakat biraz daha detaylı baktığımızda ise pasaportun kullanım süresinin 11 Eylül 2001 tarihinde sona ereceğini fark ediyoruz. Bu tarih 2000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Amerika'daki ikiz kulelere yapılan saldırı günüyle aynı tarihi taşıyor. Film ise saldırıdan 2 yıl önce çekildi. Sıradan bir tesadüf mü yoksa daha derin mesajlar mı işin içinde? Bu konuyu yorumlarda sizle bir konuşalım istiyorum. Çok sevdiğim, izlemediyseniz ısrarla tavsiye ettiğim Good Will Hunting filminin aynı zamanda senaristleri olan Matt Damon ve Ben Affleck senaryoyu gönderdikleri stüdyolardan hangisinin senaryoyu detaylıca gerçekten okuduğunu anlayabilmek için 60. sayfaya kendileri arasında geçen alakasız, müstehcen bir sahne koyma fikri bulmuşlar. Toplantıda bu sahneyi gündeme getiren tek stüdyoyla da hemen anlaşmışlar. Gerçekten zekice. Diken üzerinde izlediğimiz Sessiz Bir Yer filminde başrollerimizin markete girdiğini ve market rafları sadece cipslerin olduğunu görüyoruz. Çünkü hem içi hava dolu paketlerinin hışırtılı sesi hem de yerken çıkan çıtırdama tehlikesi nedeniyle kimse cipsleri almak istememiştir. Bu detayı kim düşündüyse gerçekten kutlamak gerek. Yine çok sevdiğim filmlerden olan DiCaprio başrollü Catch Me If You Can filminde bir dolandırıcının hayatını oynayan Leo'nun 50'li yaşlardaki bir polis tarafından yakalanma sahnesini görürüz. Fakat aslında bu polis, Leo'nun filmde canlandırdığı gerçek Frank Abagnale Jr.'ın ta kendisidir. E hadi buyur. Hazır Leo dedik madem, devam edelim. Leonardo DiCaprio'nun ve daha pek çok ünlü ismin döktürdüğü nefis Zincirsiz filmindeki şu sahnede DiCaprio bir şekilde gerçekten parmağını kesiyor. Elini gerçekten kestiğini fark etse de hiç bozuntuya vermiyor. Ve doğaçlama olarak devam edip kanını da Kerry Washington'ın yüzüne siliyor. Ve bu sahne sinemada doğaçlama dendiğinde ilk akla gelen sahnelerden biri olmayı başarıyor. Ayrıca bu film DiCaprio'nun kadrosunda yer alıp da en yüksek ücreti alan oyuncu olmadığı ilk film. Bu detaysa benim çok sevdiğim hareketlerden biri. Tom Hardy başrollü Legion filmi çıktığında Guardian gazetesi filmi çok beğenmeyip sadece 2 yıldız veriyor. Sektör bunu film yapımcılarının nasıl lanse edeceklerini düşünürken filmin tasarım ekibinin aklına zekice bir hamle geliyor. Ve Guardian'ın 2 yıldızını afişe öyle nefis bir şekilde yerleştiriyorlar ki olumsuz bir izlenim bırakmayacak şekilde bu eleştiriyi zekice göğüslemeyi başarıyorlar. 2013 yapımı Man of Steel filminde bina yıkılırken Sakin Ol ve Batman'i Ara posterinin kadraja girdiğini görüyoruz. 2016 yapımı Batman ve Superman filminde ise aynı günü başka bir açıyla izliyor ve bina yıkılmak üzereyken gerçekten birilerinin o an Batman'i aradığına şahit oluyoruz. Çok başarılı bulduğum filmlerden olan Soysuzlar Çetesi'nin 21 dakika süren açılış sahnesi her sinema veya görsel sanatlar öğrencilerine ders olarak izletilmesi gereken nefis renk, manzara ve repliklerden oluşuyor. Hatta öyle ki filmin yönetmeni ve senaryo yazarı Quentin Tarantino bu açılış sahnesini yazdığım en iyi şey olabilir diye özetliyor. Filmin içinde birçok gönderme ve detay yer alsa da benim çok sevdiğim bir detay filmin daha ilk sahnesinde bizi karşılıyor.
Evde Yahudilerin saklandığı bilgisini alan bir Nazi komutanı ziyaret ettiği çiftliğe girip evin kızlarından bir bardak süt istiyor. Fakat tam bu esnada servis yapmak üzere olan kızı elinden veya kolundan değil tam olarak bileğinden tutuyor. Bu tutuşa dikkatli baktığınızda aslında bu sahnede komutanın kızın nabzına bakarak bir şeyler saklayıp saklamadığını ve bu yüzden kızın stresli olup olmadığını anlamaya çalıştığını fark edebilirsiniz. Tarantino çok kısa süren bu sahneyle bizi hem geriyor hem de komutanın tecrübeli bir asker olduğu mesajını vermeyi başarıyor. Gerçekten müthiş. Ve son detayı da yine çok başarılı bulduğum filmlerden olan nefis 1917 filminden vermek istiyorum. İzleyenler bilir. Tek plan çekilen bir film bu. Yani diğer filmlerin aksine farklı yer ve sahnelerde kamera sürekli açılıp kapatılmıyor. Kayıt tuşuna basılıyor ve tüm o savaş, patlamalar, askerler yani kadraja giren her şey doğal haliyle gerçekleşmek zorunda. Fakat tek plan çekimin getirdiği zorlukların yanında doğaçlama yapılması gereken sahneler de mevcut. Bu yüzden şu sahnede gördüğümüz koşma sahnesine dikkatli bakmanızı istiyorum. Adamımız cepheden fırlayan askerlerin arasından koşmalı. Fakat çekim tek plan olduğu için bu iş fazlasıyla zor. Bu yüzden adamımızın koşarken bir askere çarptığını fakat toparlayıp koşmaya devam ettiğini sonra ise tekrar başkasıyla çarpıştığını görüyoruz. Bu çarpışmaların her biri de aslında o an olan gerçek kazalar. Fakat filmin çekim tekniği nedeniyle oyuncu birilerine çarpıp düşse de kamera akmaya devam ettiği için hemen kalkıp o da devam etmek zorunda. Filmi dikkatle izlerseniz bu tür birçok düşme kalkma sahnesi olduğunu fark edebilirsiniz. Ve hepsi de doğaçlama sahneler. Bence devasa bir emek bu. Bu detaylardan kaçını bu videoyla ilk kez görüp duydunuz? Yoruma mutlaka yazın. Farklı detaylarla bu serinin ikinci hatta üçüncü videosu gelsin derseniz de bir beğeni veya yorum bırakarak bana bunu belli etmeyi unutmayın. Umarım hem bu detaylar hem de bu video ayırdığınız zamana değmiştir. Sevgiler.